Hocam? Yok. Cihat. Dolap dere, özlettin kendini be. Ne derler? Katil her zaman suç mahalline geri dönermiş. Olay yeri inceleme. Evet. Cıvıl cıvıl, kıkır kıkır, nur topu gibi bir vakamız oldu. Yalnız biraz yaramaz kendisi. Acil kan revan. Her yeri kana buladı. Şimdi nedir acaba bunun durmadan gülmesine sebep olan şey? Gelsin tanılar. Gördüm ben kendisini acilde. O zaman siftahı senle yapalım. Memoli başla. Uyuşturucu. Murat Balır. Soygun, kapkaç. Oh oh oh, dolandırıcılık. Adamın sabıka dosyası ansiklopedi gibi. Ben tanıyorum adamı. Benim eski oturduğum mahallede oturuyordu. Nasıl anlatayım, tek kelimeyle pislik. Bizim dilimizde mahalle bakterisi diyebileceğimiz tatlı bir kişilik. O yüzden uyuşturucu. Açık büfe yaramamış sana hocam, bilemedin. Toksikolojisi temiz. Arter kan gazına bakalım. Karboksi hemoglobin seviyesi %15'in üstündeyse basınç odasına alalım. Hadi. Tamam hocam. Hadi onlar iş güç uğraşırken biz de birazcık gezelim. Bana mahalleni gezdir. Hı? Sen evine arabasına bakarsın, ben de iş yerine bakarım. Ben poliklinik yapayım hocam bugün. Olmaz. Lütfen. Hadi rica ediyorum. Çok merak ediyorum çocukluğunun geçtiği mahalleyi. Hocam ciddiyim gerçekten. Rica ediyorum. Hadi belki bir şeyler ısmarlarsın bana. Estağfurullah hocam, buyurun. Bugüne bugün makalesi yayınlanmış bir nörologsunuz. Nostalji zamanı. Hadi bakalım. Hocam. Bu arkadaşı burada bırakmak istediğinize emin misiniz? Götürmesinler. Artık öyle bir şey olursa ararsın senin eski arkadaşları, bir güzellik yaparlar. He? Dolap dere. Benden uyarması siz bilirsiniz. Evet. Sen eve, ben işe. Bu taraftan mıydı? Hı hı. Başınız sıkışırsa arayın, çekinmeyin. Mümtaz abi. Hayırdır? Sen gelir miydin buralara? Yıllar oldu yüzünü görmeyeli ya. Öyle oldu vallahi. Bir işim vardı, o yüzden geldim. Koca adam olmuşsun be. Zor tanıdım vallahi. Duyduk ki doktor çıkmışsın. Öyle oldu Mümtaz abi. Ne doktoru? Nörolog. Ne demek oluyor? Ne yapıyor? Sinir doktoru gibi bir şey. İyi iyi. Bugünlerde herkesin sinirleri bozuk zaten. Doğru. Doğru vallahi. Vallahi kaç yıl oldu? Ne zaman seni görsem böyle bir rahatsız hissediyorum. Tamam evladım, unut o mevzuyu, gitsin. Bak doktor olmuşsun da güzel. Yolun açık olsun, Allah işlerini rast getirsin. Eyvallah Mümtaz abi. Kolay gelsin. Thank you.
geldiniz. Televizyon bakıyorum. Abi vallahi hepsi burada. Seç ben al hangisini istersen. Yok bunlar değil. Ben benimkini arıyorum. Geçen gece ben uyurken biri götürmüş de. Abi ayıp ediyorsun, bizde arakman olmaz. Murat abin öyle demedi ama. Burada bulursun dedi. Sen Murat abi nereden tanıyorsun? Hastam benim. Sabah aksiyon filmi çekiyormuş da sokak arasında. Bir yerini sakatlamış, bana geldi tedavi ediyorum. Uğramıyor mu Murat abin dükkana? Hep sen mi duruyorsun dükkanda? Vallahi abi her gün olmasa da... her gün olmasa da... haftada 4-5 gün uğrar. Ne yapıyor gelince? Burada mı oturuyor? Patron adam abi, başka nerede otursun? Makamı ha? Aynen abi. Lepistes mi bunlar? Lepistes abi. Ne yapıyor? Buraya oturuyor. Geliyor Murat abin. Klimanın karşısına geçiyor. Püfür püfür. Aynen. Koltuk sevdası. Adam hasta eder. Fena öksürüyorsun sen. Oksijen lazım sana. Çıksana. Çık yürü biraz. Ormana git. Burada pinekleyeceğine. Murat abi nasıl? Onu değdin bari. İyi Murat abi maşallah. Kıkır kıkır. Neşesi yerinde.
Şuna bak, tanımıyor bizi. Kim abi o? Bizim eski mahalleden. Doktor oldu. Tanımazsın sen. Mehmet Ali Bey, hayırdır? Selam sabah yok. Doktor oldun, unuttun bizi. Parayı da bulmuşsun. Motor yapmışsın kendine. Vay Hasan vay. Büyüklerinden selam bekler hale gelmişsin ha. Dışarıdan gelen sensin. Sen vereceksin selamı, biz alacağız. Anladın mı? Anlamadım, anlatsana. Hadi bakalım, hadi. Hadi gençler. Hadi, sonra hasret giderirsiniz. Hadi, üzmeyin amcanızı. Hadi bakalım, hadi. Tamam, boş ver, gel. Gerizekalı. Ne yiyeceğiz? Ne istersiniz? Bilmem. Senin mahallen. Sen söyle. Uykuluk. Uykuluk. Hocam söylemiştim demek istemiyorum. Gerçi istiyorum çünkü söyledim. Adam evinde kendini yetiştiriyor. İyi ki vurulmuş. Lejyonelle var adamda. Vurulmasa bütün mahalleyi hasta ederdi, herkese bulaştırırdı. Hocam lejyonelle test deyip 48 saatten önce belli olmaz. Nasıl bu kadar eminsiniz? Adamın dükkanındaki filtresi değiştirilmemiş pislik içindeki klimayı görsen sen de çap diye karar verirdin. İyi de lejyonella karboks hemoglobin düzeyini yükseltmez ama zararlı madde yükseltir. Ayrıca buzlu cam görüntüsüne de sebep olur. Yani adamın gülmesinin tek sebebi kullandığı zararlı madde. Yanılıyorsun. Kafası güzel olsaydı şimdiye kadar çoktan ayılırdı. Durumu gitgide kötüye gidiyor. Ne yapalım biliyor musun? Şöyle yapalım. Aynı fikirde olmadığımızı kabul edelim. Yani aynı fikirde olmadığımız konusunda aynı fikirde olalım. O sırada da ben adamı tedavi edeyim. Usta, hesap hesap. Hop hocam, burada senin paran geçmez, bende. Herhalde sende. Bir de benim param mı geçecek be? Arkadaş ödeyecek.